Hükümet 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gelenekselleşmiş olan Zafer Bayramı koşusunu, satranç müsabakalarını, atletizm ve birçok spor alanındaki müsabakaları tasarruf tedbirleri gerekçesiyle iptal etmiştir. Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşu kutlamalarından tasarruf eden hükümet, Erdoğan'ın yılda birkaç gün kullandığı Ahlat'taki saraya milyarlarca lira harcamış ve Erdoğan'a yeni ultra lüks bir yat almıştır. Tarih bilincinin gençlerimizde pekişmesi için yapılan kutlama etkinliklerini iptal eden zihniyet, yapılan tasarruflarla Erdoğan'a yat almıştır. Oysa bu ülkeyi kurtarmak için nice canlar bu toprakların altında yatmışlardır. Bunlar toprak altında yatmayı yat olarak anlamış ve bu ülke için toprağın altında yatanların kemiklerini sızlatmışlardır. Ne yaparsanız yapın, şanlı tarihimizi küçümseyemez ve onu değiştiremezsiniz. Ama tarih, onu küçümseyenleri ve onu değiştirmeye çalışanları önce rezil eder, sonra da kendi çöplüğüne atar. Tarihin akışını değiştirerek tarih yazan Mustafa Kemal Atatürk'e ve yaptıklarını küçümseyen eylemlerinizden bıktık, usandık. Kendi tarihlerine, kendi ülkelerine bu kadar yabancılaşmış olan bu hükümeti ilk seçimde göndermek bu toprakları kalben seven herkesin görevidir. Bu ülkeyi seven herkesin, ülkemizin kurtuluşunun temeli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.